Herkese merhaba, ben Muhammed Ali. Bu dersimizde cross-section ve surface modifierlerini kullanarak vazo modelleyeceğiz. Bu bir uygulamalı dersimizdir. Ancak uygulamalara geçtik diye çizgilerle işimizin bittiğini sanmayın. Daha çizgilerle ilgili öğrenecek çok şeyimiz var. Bu dersimizde cross-section ve surface modifierlerini circle ile beraber kullanarak vazo modelleyeceğiz. Tamamen şimdiye kadar öğrendiğimiz teknikleri kullanacağız. Create Shapes kısmına gelip sahneme bir tane circle oluşturuyorum. Şu segment sayısı, step sayısı veya yarıçapı şu an için önemli değil. Daha sonra bunu Editable Spline'e çeviriyorum. Ataçlama işlemi yapacağım ama ondan önce vazomu oluşturmam gerek. Şöyle dört pencereyi de görürsek daha rahat çalışırız. Şimdi ben left penceresine geçiyorum. Vazomu o şekilde oluşturacağım. Çizgiyi Shift tuşuna basarak Y ekseninde bir miktar yukarı kaldırıp kopyalıyorum. Kopyalama işlemi bittikten sonra perspektife gelip bunu biraz büyütüyorum. X ve Y eksenlerinde büyütme işlemi yaptıktan sonra çizgimi tekrar kopyalıyorum. Şu an left penceresinden baktığınız zaman buna cross section uyguladığımızda aşağı yukarı bir vazo görünümü kazanacağını tahmin edebiliyorsunuzdur. Tekrar küçülttüm. Herhangi bir referanstan yararlanmıyorum çünkü kafadan modelliyoruz, yani vazo. Görmüş olduğunuz gibi şu an bakıldığı zaman bile aşağı yukarı bir vazo görünümünü andırıyor. Şu ana kadar öğrendiğimiz tekniklerle modellemeyi yapacağımızı söylemiştik. O nedenle deliği oluşturmak için de Editable Poly kullanmayacağız. Yine Cross Section ve Surface'ten yararlanacağız. Bütün çizgileri seçip Shift tuşuna basıyorum. Shift tuşuna basılı tutarken X ve Y eksenlerinde bunları küçültüyorum. Vazonun içe doğru olan deliğini oluşturmak için bunu yaptım. Şimdi ataç sırasına çok dikkat ederek bunları birbirlerine ataçlayacağım. Öncelikle ilk çizgimi seçiyorum, yani en alttaki vazonun en alttaki bölümünü seçiyorum. Ataçı buluyorum geometri kısmından. Ve cross section'ın takip edeceği çizgileri de düşünerek bunları ataçlıyorum. Bir şekilde devam ediyor. Daha sonra içe doğru dönmesi gerek ve vazonun içe doğru da çizgiler oluşturması gerekiyor. Daha sonra da en alttaki çizgiyi seçiyorum. Buraya kadar tamam. Manuel cross section da yapabilirsiniz. Ataçlama işlemi yapmadan. Ancak şimdi modifier'i kullanmamız daha doğru olacaktır. Modifier liste geliyoruz. C'ye basıyoruz ve cross section'ı buluyoruz. Görmüş olduğunuz gibi vazon şu an çizgi haliyle bile kendini belli ediyor. Artık yapmamız gereken bir tek şey kaldı. O da surface uygulamak. Bazı spline option bulunmakta burada. Eğer vazomuzun daha keskin olmasını istiyorsak linear'ı seçebiliriz. Ancak şu an smooth ya da bezier olması bizim için daha iyi olacaktır. Daha sonra buna surface modifier uyguluyorum. Bastığım zaman görmüş olduğunuz gibi vazom oluştu, ancak bir terslik var. Bu da flip normals işareti değil. Yüzeyler tersine dönmüş durumda. Flip normals diyerek yüzeyleri normale döndürüyoruz. Bir hata burada görüyorsunuz. En alttaki çizgi ile vazonun en altındaki çizgi aynı hizada. Bu yüzden de yüzeyler iç içe geçmiş durumda. Editable Spline'a geri dönüp Show and Resolve dediğimiz zaman hem Spline modunda oynamalar yapabiliriz hem de nesnenin son halini görebiliriz. Bu durumda da en alttaki çizgiyi seçip biraz yukarıya kaldırdığım zaman o hatamı düzeltmiş olacağım. Hazır gelmişken vazonun görüntüsüyle birkaç oynama da yapabiliriz. Aynı anda yalnız iki çizgiyi seçmemiz gerek. Hem içtekini hem dıştakini. Daha sonra scale işlemi uyguluyoruz. Çünkü karşı da fazla büyük olmuş. Ve bunu da aşağı doğru çektiğimiz zaman şu iki çizgiyi de yukarı doğru alırsak değişik bir vazo elde etmiş olacağız. Gördüğünüz gibi çizgilerle modelleme yapmanın temel amacı 3 boyutlu objeler oluşturmaktır. Bundan sonra birkaç uygulamalı dersimiz daha olacak. Daha sonra loft, latte gibi çizgilerle daha derinlemesine modelleme tekniklerini öğreneceğiz. Artık 3 boyutlu objeler elde ettikten sonra da mesh modelleme ile yollar kesişiyor. Mesh ve poligon modellemeye yardımcı bazı modifiyerler bulunmakta. Mesh Smooth, FFT, Noise, Displacement gibi bunların kullanımını öğreneceğiz. Bu dersimizde cross section, surface ve circle'ları kullanarak vazo modellemeyi öğrendik. Bir dahaki dersimizde görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın.